Bugün başka bir konuya geçeceğiz. Ama başka bir konuya geçmeden evvel şunu son olarak hatırlatalım. İlişkiler kendimizi var edeceğimiz, varlığımızı hissedeceğimiz veya bir problem olduğunda varoluşumuzda eksiklik hissedeceğimiz bir alan değildir. Eğer böyle bir algımız varsa orada biz kendi varlığımızı bilmiyoruz, kendi varlığımızın farkında değiliz ve kendi varlığımızda bir farkındalık olmamasından ileri gelen eksiklik, değersizlik, korku, yetersizlik durumlarını ilişkiler üzerinden tamamlayacağımızı zannediyoruz anlamına gelir. O yüzden aslında ilişkiler insanlar için çok çekici gelir. Neden? Çünkü yalnızlığını örtecek, değersizliğini unutturacak, yetersizliğini ona hatırlatmayacak bir durum olarak bu algılanır. Ve bu durumda bizler ilişkilerimizde yanıltıcı bir varlık, yanıltıcı bir değer algısına kapılırız. Bunun aksi durumlarda da, yani ilişkilerimizde bir problem yaşadığımızda da, tam aksi durumda varlığımıza, değerimize, yeterliliğimize dair bir büyük kırılma yaşarız. İnsanlar tırnak içinde aşk acısı yaşadıklarını düşünüyorlar. Aslında yaşadıkları aşk acısı değil. Yani daha üst düzeyde bir aşk halini kenara koyuyorum. O binde bir yaşanan bir şeydir. İnsanların çoğunlukla aşk acısı yaşıyorum dediği nokta aslında ilişkileri üzerinden hissettikleri yanıltıcı varoluş ve değerin ortadan kalkması sonucu yaşanan acıdır. Yani kişinin ilişkisi üzerinden hayal ettiği, kurguladığı, yanılsamalı bir şekilde var olduğunu zannettiği bir şeyin ilişkisinin bozulmasından dolayı kırılması ve ortadan kalkmasıyla ilişkilidir. Kişi aslında bir yanılsama ve kurgunun yıkılmasının acısını yaşıyor. O yüzden bu tür aşk acısı yaşadığını düşünen insanlar problemin ilişki veyahut da muhatap olduğunu düşünme tuzağına düşmeden burada ben kendimle, kendi varoluşumla, kendi değerimle ilişkili olarak bir şeyi kaçırmışım. Ben bunun üzerinde durmalıyım, bunun üzerinde bir çaba göstermeliyim demelidirler. Çünkü yaşadıkları aşk acısının nedeni ilişkilerindeki problem veya muhatapları olan kişi değildir. Ama tabii insan bunu öncelikle kabul etmek istemez. Çünkü şöyle bir mantık yürütürüz. Ama ilişkim çok iyi devam etseydi, işte muhatabım şöyle değil de böyle davransaydı ben çok mutlu olurdum diyerek aslında olgusal bir durum üzerinden yanıltıcı yargılarda bulunurlar. Yani ben bu acıyı niye çekiyorum? İlişkim bozuldu. Bu acıyı niye çekiyorum? Çünkü partnerim şöyle şöyle davrandı. Da peki ilişkin bozuldu ve partnerin şöyle şöyle davrandı diye sende niye bu acı var? Bu neyin acısı? Burada yaşadığın acı neyin acısıdır? Bir şey seni yanılttı, bir ilişki ve bir partner seni yanılttı. Daha doğrusu sen kendini onun üzerinden yanılttın. O yanılgın tekrar su yüzüne çıktı ve sen burada bir acı yaşıyorsun. Biri sana
sensiz yaşayamayacağını söyledi. Senin onun hayatında çok önemli olduğunu söyledi. Senin varlığının onun için çok anlamlı olduğunu söyledi. Sen de bu yanılsamalı algı üzerinden kendinle ilgili bir yanılgının içine düştün. Birisi için ben çok büyük anlam ifade ediyorum. Sen kendine çok anlam ifade ediyorsun da bir de bir başkasına anlam ifade edeceksin gibi. Böyle kat kat bir yanılma noktası. O karşındaki insanın yanılgısı üzerinden sen kendini yanıltmış oluyorsun. Biri senin varlığını çok değerli buluyor, seni çok anlamlı buluyor, seni kendi hayatı için çok önemli buluyor. Sen de diyorsun ki demek ki ben önemliyim, değerliyim, anlamlıyım. Bir boşluğu dolduruyorum. O zaman ne oluyor? Egonun korkusu gidiyor tırnak içinde. Egonun yetersizlik hissi örtülüyor. Kendini bir ilişki üzerinden anlamlandırıyor. O zaman kendine bir yanılsama dünyası kurmuş oluyor. Bu dünya yıkıldığında ne oluyor? Bu sefer büyük bir acı devreye giriyor. Bu neyin acısı? Bir yanılsamanın gerçek olmadığıyla ilgili bir acı en başta. Yani ben yanılmış mıyım? Ben çok mu yanıldım acaba? Bu kadar nasıl yanılmış olabilirim? Hayır hayır bu kadar yanılmış olamam. Diye aslında önce kişi bu durumu kabullenemez. Ayrılığı kabullenemez, terk edilmeyi kabullenemez, yok sayılmayı kabullenemez, yüzleşememeyi kabullenemez, karşısındaki insanın hatasını kabullenmemesini kabullenemez. Birçok kabullenemediğimiz bir nokta ile karşı karşıya kalıyoruz. Zaten kabullenmediğiniz noktada aslında siz gene o yanılsamanızı devam ettirmek istiyorsunuz anlamına gelir. Belki özür dilesin, bir daha yapmayacağına söz versin, işte bunu unutalım, yeni bir beyaz sayfa açalım diyerek aslında kişi ne yapar? Yanılsamasını devam ettirmeye çalışır. Devam ettiremezse ne olur? Bu sefer hayal devreye girer. Aslında şöyle olacaktı, böyle olacaktı, biz çok mutlu olacaktı. O beni anlamadı veya bazen ben onu anlamadım ama o da benden daha hatalıydı. Aslında bu böyle sonuçlanmayabilirdi, her şey çok daha güzel olabilirdi diye hayal melekemiz mevcut durumu yine kabullenememekten ileri gelen bir şekilde pozitif bir kurgulama yapmak ister. Aslında her şey çok güzeldi ve çok daha güzel olabilirdi. Birlikte yaşlanabilirdik, birlikte çok güzel günlerimiz olabilirdi. Birbirimize hayat boyunca çok güzel destek verebilirdik gibi kurgular üretirsiniz. Bakın buraya kadar ve bundan sonraki birçok yanılgıda aslında ne yok? Benim gerçek kendi varlığımın farkındalığı yok. Kendi değerime dair bilincim yok. Kendi bağımsız varoluşuma dair farkındalığım yok. Kendi varoluşsal anlamıma dair bir bilinç de yok. O zaman ne oluyor? Biz bir yanılsamayı devam ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden ilişkiler, bir insanın, hatta şöyle diyebiliriz, bir insanın ilişki haritasını inceleyin, onun tırnak içinde varlığını ne kadar idrak ettiği, bağımsızlığının ne kadar bilincinde olduğu, değerini nereye konumlandırdığı, kendini değerli hissedip hissetmediği, kendi öz varlığı ve insani değerleri üzerinden kendini sevmediğini ve ilişkinin onun dünyasında nasıl bir yeri olduğunu, bu yerin objektif mi, sübjektif mi olduğunu, ilişkiyle mi var olduğunu yoksa ilişkisinde mi var olduğunu ayırt edebilirsiniz. Birçok insan ilişkisinde var değildir.
ilişkisiyle var olmaya çalışır. İlişkisinde bir problem olduğunda varlığı sarsılır. Neden? Çünkü varlığı ilişkisinin içindedir. Varlığı ilişkisi tarafından tanımlanmaktadır. Varlığınız ilişkiniz üzerinden tanımlıysa o zaman ilişkinizdeki durumlar sizin varlığınızı tanımlayacaktır. O yüzden bir insan size sensiz yapamam diyorsa çok uzak durmanız gereken bir insandır. Ama biz bugün ne yapıyoruz? Birisi bize sensiz yapamam dese ne güzel olur. Kendimi çok iyi hissederim şeklinde bir algının içine düşebiliyoruz. Bir insan bensiz yapamıyorsa demek ki kendi varlığının farkında değil demektir. Kendi varlığının ayırdığında, bilincinde ve değerinde bir problem var demektir. Bunu algılamada bir problem var demektir. Ayrıldığınızda sarsılıyorsanız varlığınızı yanlış bir yerde konumlandırıyorsunuz demektir. Hiçbir ayrılık insanı sarsmaz. Bir ayrılık bir analiz yapacağınız bir alandır. Ve niye ayrılıyoruz? Ben kendi psikolojimi analiz ederim. Muhatabımın psikolojisini analiz ederim. Kendi hatalarımla varsa yüzleşirim. Buna dair bir otokritik yaparım. Muhatabımın psikolojisini analiz ederim. Onun psikolojisinin benim psikolojime nerelerde bir olumsuz etki oluşturduğuna bakarım. Onun düşünce, duygu ve davranışlarının benim psikolojimde nereleri tetiklediğine bakarım. Bu tetiklenmenin objektif olup olmadığına bakarım. Benim onu tetiklediği noktalar var mı? Eğer bu noktada bende bir aşırılık varsa bunu analiz ederim. Sonra eğer bir ufuk görmüyorsam, bir çözüm imkanı görmüyorsam o ilişkiyi bitiririm. Veya bitirmeyi ben kendi tarafından tercih ederim. Veya karşımdaki insan herhangi bir nedenle analiz yapar kendince, atıyorum diyebilir ki ya ben şu özellikli insan arıyorum. Şimdi bir bak bakalım orada senin varlığına dair bir sarsıntı oluyor mu? Yani diyelim ki işte sen benim dengim değilsin dedi diyelim. Bir sorman lazım ya açına. Çok farklı noktadan olabilir değil mi? Sen bana güzel bir hayat yaşatmıyorsun diyebilir. Orada nankör mü diyeceksiniz yoksa senin hayat algın nedir? Bir anlat. Senin güzel hayattan kastın nedir? Bunu açarsan ben de senin arzu ettiğin anlamda bir hayatı sana yaşatabilir miyim? Bunun cevabını veririm. Yok yaşatamayacağıma inanırsam cennete kadar yolum var derim değil mi? Bir problem var mı? Yok aslında. Ama bakın bir ilişkide psikolojik yaralarınız varsa bunlar bir şekilde tetiklenecektir. Onun için ilişkiler güzel süreçlerdir. Farkında olmadığınız yaralarınızı, komplekslerinizi, korkularınızı, varlığınızı nereye konumlandırdığınızı, değerinizi ne üzerinden tanımladığınızı ortaya koyabilir. Kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz? Kendinizi neyin üzerinden var hissediyorsunuz? Evet. İlişkide acı çekmek bir yandan olumlanıyor. Ters. Çünkü sevginin göstergesi olarak duygusal ilişki çıkışlar gösteriliyor. Ya da acı çekmek. Yapmıyorsanız değer vermediniz. O kadar sevmediniz gibi bir bakış açısı var. Evet. Acı çekmek sevginin göstergesi değildir. Ama acı çekmemek de değildir. Ne demek istiyoruz? Mesela kayıtsız olursunuz.
bir ayrılıktan hiç etkilenmezsiniz. Şimdi, haksızlıktan gelen bir etkilenmedir. Bir de bizim kastettiğimiz farkındalıktan gelen bir etkilenmeme. Yani evet, bu ilişki gönül ister ki güzel yürüsün, birbirimize olumlu katkıda bulunabilirim, birbirimize destek olabilirim, birbirimize gerçekten hayat süreci içinde farkındalıkla karşılık verelim. Ama olmadı. Analizini yaparım. Kendi iç muhasebemi yaparım. Ve sonuçta bir noktaya gelirim. Dolayısıyla umursamazlıktan ve kayıtsızlıktan gelen etkilenmemeyle farkındalıktan gelen etkilenmemeyi birbirine karıştırmamak gerekir. Bir de seviyorsam tabii ki acı çekerim. Hatta ayrılıktan veya ilişkimin bozulmasından ne kadar acı çekiyorsam o kadar seviyorum demektir. Şeklinde bir başka yanlış algı vardır. Aslında burada yaşanan dediğim gibi acı aşkın veya ayrılığın acısı değildir. Egonun acısıdır. Egonun yüzleşemediği veya yüzleşmek zorunda kaldığı bir duruma verdiği reaksiyondan ileri gelir. Dolayısıyla acı hiçbir zaman sevginin ölçütü değildir. Mesela bir insan size tamamen bağımlıdır. Aslında onun sevgisi gerçek anlamda bir sevgi değildir ama bağımlıdır. Ve asla siz olmadan yaşayamayacağına inanır. Ve ayrılığının verdiği acı yıllarca sürebilir. Bu onun sevgisinde çok yoğun olduğu, derin olduğu ve gerçek bir sevgiyle sevdiği anlamına gelmez. O yüzden meseleleri daha içsel analiz üzerinden tanımlamak durumundayız. İşte çok acı çektim çünkü çok seviyordum. Hayır, sen çok sevdiğin için çok acı çekmedin. Sen varlığını ve değerini bir ilişkiye çok fazla yükledin. Varlık ve değerin o ilişkinin üzerinden gerçekleşiyordu. Ve sen kendini o ilişkinin üzerinden var hissettin. Ve bu hikaye, bu kurgu yıkıldığında sen büyük acı çektin. Acının kaynağını bulursanız acının üzerinde çalışabilirsiniz. O yüzden sadece acı çekmek insanı asla olgunlaştırmaz. Acı çekmek hiçbir zaman bir beraberinde bir farkındalık olmadığı müddetçe insana hiçbir şey kazandırmaz. Hatta çok acı çeken insan vardır, bir süre sonra kaşmıştır, gaddarlaşmıştır, öfkeli hale gelmiştir, umarsız hale gelmiştir ve sorduğunuzda da şunu der: ben çok acı çektim, hayat beni bu hale getirdi. Bu yüzden yanlış bir şeydir. Eğer acının kaynağı doğru tespit edilirse bizim için çok iyi bir kılavuz haline gelir. Çünkü acı senin nerede çalışacağını sana gösterir. Acı senin üzerinde çalışacağın, dönüştüreceğin, onaracağın noktaya işaret eder. Biyolojik acı da öyle değil midir arkadaşlar? Değil mi? Biyolojik acı da bize neyi işaret eder? Bir yerde bir problem olduğunu. Eğer karnınız ağrıyorsa karnınızda bir problem var demektir. Kolunuz ağrıyorsa, kulağınız ağrıyorsa orada bir problem var demektir. Siz eğer acının kaynağını içeride değil de dışarıda ararsanız bu en büyük yanılgınız olur. Bana insanlar acı çektiriyor. Bu yanlış bir şeydir. Acının kaynağı içeridedir. O yüzden Budist bilgelik bunu çok net bir şekilde ifade eder. Der ki, acı çekmek bir olgudur. Bakın inkar yok. Bir acı var. İnsanlar bir acı çekiyor. Bunu inkar edebilir miyiz? Edemeyiz.
acının nedeni egodur. Yani benliktir. Psikolojik benlik. Acı aşılabilir. Öyleyse aşmak için gereken yola gir. Budizmin dört gerçekliği budur. Acının kaynağına bakmalıyız. Hocam mesela sevgiyi yanlış yerden başlatmamız için mi acı çıkıyor? Ne gibi? Yani ilişkilerde genelde görseydik, atıyorum bir bayanın kocası, diğerken yakışıklı olması, sevgi bunun üzerine kurulduğunda o zaman yürümüyor zaten benim zaman sanki. Yani hiçbir şey bunun üzerine kurulmaz zaten. Genelde bırakın sevgiyi. Sevgi bunun tabii, üzerine kurulur. Evet. Zaten sevmeden önce kendimize doğru bir yolculuk yapmak zorundayız. Yani kendi varlığınızın, kendi değerinizin farkına varmadığınız ve kendinizi bu anlamda sevmediğiniz müddetçe kimseyi sevmemenizi tavsiye ederim. Biri sizi sevdiğini söylüyorsa önce şuna bakın. O insan kendini seviyor mu? Ama bunu narsistlik anlamında söylemiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Bir insan kendi varlığının ve değerinin farkında değilse, varlık ve değerini ayırdığında olup kendini sevmiyorsa, o insanın sevgisi hem kendisi için hem sizin için problem haline gelir. O yüzden sizi sevdiğini söyleyen bir insana şunu sorun. Sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Kendi varlığını nasıl tanımlıyorsun? Kendi değerini nerede görüyorsun ve kendini seviyor musun? Eğer bir insan kendini sevmiyorsa o ilişki o insan için bir probleme dönüşür. Bazen bir bataklığa dönüşür. Şimdi ben kendi varlığımın ve değerimin farkındaysam ve kendimi bu anlamda seviyorsam ki bu anlamda sevmek kendini tanrısal bir değer üzerinden sevmek anlamına geliyor. Dolayısıyla da bu anlamda kendini sevmek Tanrı'yı sevmektir. Neden? Çünkü kendinde var olan değerler onun koyduğu değerlerdir. Onun koyduğu değerleri seviyorum ben. Zaten varlığım onlardan kaynaklanıyor. Dolayısıyla bazı bilgelik metinlerinde görürüz. Kendini sevmek, Tanrı'yı sevmektirler. Ama bu anlamda, yoksa egoist anlamda değil. Kendini sevmek, Tanrı'yı sevmektir. Veya daha anlaşılır biçimde ifade edersek, kendini sevmek, kendindeki tanrısallığı sevmektir. O yüzden her insan bu anlamda kendini sevmelidir. Çünkü insaniyetle donatılmışız. İnsanlığımız birçok değerle donatılmış. Sorumluluk, merhamet, sevgi, şefkat, anlayış, koruyup kollama, sahiplenme gibi birçok tanrısal değerle donatılmış. Bizim kutsal metinlerimizde yok mu? Biz Adem'e isimleri öğrettik. Yani İlahi isimlerin hakikatlerini, manalarını ve işlevlerini insana yükledik. O zaman benim kendimi sevmem, Tanrı'yı sevmem anlamına gelir. Kendimden nefret etmem, kendimdeki tanrısallığı görmemem anlamına gelir. Farkında değilim. O yüzden bir insan kendinden nefret edemez. Veya bir insan kendinden utanamaz. Bu yanlış bir şeydir. Hatalarınızdan utanabilirsiniz. Ama kendinizden değil. Kendimden nasıl utanabilirim? Kendim tanrısal bir şey. Kendimi nasıl suçlayabilirim? Kendim Yaradan'ın bir tecellisi. O yüzden kendini suçlamak, kendine suçlu gözüyle bakmak, kendinden utanmak insan için büyük bir tuzaktır. Bir olgunun bütün varlığımızı perdelemesi anlamına gelir. Yani yaptığın bir hata, bir kusur, bir yanlışlık
senin bütün varlığını örtüyor. Bu nasıl olabilir? Bu neye benzer? Diyelim ki kristal bir vazo çamura battı. Tamamıyla çamur oldu. Yani baktığınız zaman çamurdan başka bir şey görmüyorsunuz. Şimdi siz onu çamurdur deyip çöpe atar mısınız? Atarsanız neyi kaçırmış olursunuz? O dışarı tamamen çamur gözüken ama içinde bir kristal vazoyu barındıran hakikati kaçırmış olursunuz. O yüzden insan ne kadar yanlış, hatalı, günahkar olursa olsun içindeki tanrısal hakikati, kutsallığı asla unutmamalıdır. Bunu en azından teorik olarak hatırlayacağız. Yani ben farkında olmasam da Yaradan'ın ruhundan üflediği, isimlerini yüklediği bir varlığım. Ha, bunu zahiri olarak da en azından şöyle fark edebiliriz. Yani diyelim ki merhamet gerektiren bir durumda merhamet gösteriyor. Şefkat gerektiren bir durumda şefkat gösteriyor. Bir insanı koruyup kollamak gerektiği bir durumda koruyup kollamaya çalışıyor gibi. Yani insan ne kadar kötü gibi kendini zannederse etsin, baktığında mutlaka bu bahsettiğimiz kutsallığın izleri vardır yani. Bir cani insanda bile bunu görebilirsin. Dolayısıyla şuna dikkat edeceğiz. Ben kötüyüm. Kendimi çok kötü biri olarak algılıyorum gibi. Yani ben ve kendim cümlelerinin başında ben ve kendim olan cümlelerin iyi ayırdığına varım. Bunları asla tamamen olumsuz bir çerçeve içinde kullanmayın. Mesela ben çok kötü biriyim. Ben çok berbat biriyim. Kendimden nefret ediyorum. Kendimi sevmiyorum. Bunlar çok aldatıcı, sahte, gerçek dışı ve insanı tamamen bir bataklığa sürükleyen cümlelerdir. Hatta benim çok hoşuma giden bir olaydan bahsedilir. Bu Uzak Doğu'da. Böyle yakın zamanlarda veya çok uzak olmayan bir zamanda bir Buda heykeli taşınması gerekiyor. Ve Buda heykelini taşırken kazara düşürüyorlar. Buda heykeli böyle seramik çamurdan yapılmış gibi bir heykel. Düşünce içinden altın Buda çıkıyor. Altından yapılmış olan Buda çıkıyor. İşte bir zaman o ülke işgal edilmiş. Budistler de o altın Buda'yı korumak için onu tamamen böyle toprak, seramik ile kaplamışlar. Düşmanlar da bunun topraktan yapılmış bir heykel olduğunu, bir değeri olmadığını düşünmüşler ve bırakmışlar. Ve bu unutulmuş. Hani olayın olup olmadığı da önemli değil bakın arkadaşlar. Bu çok güzel bir metafordur. Bizim üzerimizde ego çamuru var. Egonun sahte algıları, korkuları, arzuları, beklentileri, zayıflıkları, yetersizlik hisleri var. Ama onun içinde bizim tanrısal saflığımız var. İlahi doğamız var. Allah insanı en güzel kıvamda yaratmış değil mi? Dolayısıyla insan, buna nereden geldik? Sevgi konusundan geldi. İnsan önce kendini bu anlamda sevmeli. Kendi varlığının farkında olmaya gayret etmeli. Eğer kendi varlığınızın farkında olma yolunda yol alırsanız ve gerçekten kendinizi bu bahsettiğimiz anlamda severseniz, ilişkileriniz sizin için bir tuzak anlamı taşımaz. Eğer kendi varlık ve değerinizin farkında değilseniz, varlık ve değerinizi tanımlamayı muhatabınıza bırakırsınız. Karşınızdaki de bir peygamber veya evliya değil. Sizin gerçek değerinizi neye göre tanımlayacak? O da kendi sübjektif algısına göre tanımlayacak.
O zaman siz ne yapmış olacaksınız? Kendi varlığınızın ve değerinizin ölçümlenmesini karşınızdaki insanın sübjektif algısına bırakacaksınız. Ve diyeceksiniz ki beni yok sayıyor, kendini çok değersiz hissettim. Şimdi burada bu durumda yaşanan acının kaynağı nedir? Acının kaynağı kendi cahilliğimizdir. Ben kendi değerimin farkında değilim, kendi varlığımın ayırdığında değilim. Bir insanın beni yok sayması, görmezden gelmesi, hatta hakaret etmesi bende niye bir değersizlik oluştursun? Bende niye bir acı oluştursun ki? Onun için bakın arkadaşlar, dikkat edin. Acının kaynağı içinizdedir. O yüzden aşk acısı diye bir şey yoktur. Egonun yaralarından kaynaklanan acılar vardır. O yüzden ilişkilerinizde problem yaşıyorsanız, bakın ilişkilerinizi devam ettirmek veya bitirmek ayrı bir konudur. O ayrı bir başlıktır. Ben o konuda konuşmuyorum. Demek istediğim şey şu. İlişkinizde bir problem yaşıyorsanız o probleme bakın. O problem neye işaret ediyor? O problem neyi size gösteriyor? O neyi size hatırlatmaya çalışıyor? O yüzden ilişkiler çok iyi bir turnusol kağıdıdır. Bizim psikolojik MR'ımızı çok güzel çeker. O yüzden ben insanlar işte ayrılmış, aşk acısı çekiyormuş, yıkılmış. Ben ilişkisini hiç hayatta konuşmam. Dedim ki ne hissediyorsun? Bu durum sana ne hissettiriyor? Bu durum sana niye acı geliyor? Senin nereni acıtıyor bu? Niye yıkıldın? Yıkılan kim? Bu sorgulamalar önemlidir. Bunları yaparsak bir yol alabiliriz. Örneğin ben hayatımda ilk defa birisinin beni küçümsemesi, beni yok sayması noktasında baş ağrısı çekmişim. İlk defa baş ağrısı çektim. Yani şimdi orada şunu demedim ama, yani yaşım 20 falandı. 20-21'di herhalde. Ya şunu demedim, bak ilk defa başımı ağrıttım. Senin yüzünden ilk defa başım ağrıdı demedim. Ya dedim, benim niye başım ağrıyor? Ben burada nerede sarsıldım? Bu neden bende böyle bir etkiye neden oldu? Ben burada kendimi nasıl tanımlıyordum? Muhatabımı nasıl tanımlıyordum? Bunun üzerinde durmaya çalıştım. Bunun üzerinde kafa yordum. Ve ondan sonra hiç başım ağrımadı arkadaşlar. Hiçbir ilişkimden başım ağrımadı. Hiçbir ilişkimden, yani her türlü arkadaşlık, dostluk, her hiçbir ilişkimde başım ağrımadı. Eğer ben o sorgulamayı yapmasaydım ve o acının nedenini kendi içimde bulmasaydım, ben ömür boyu insanları eleştirirdim, ilişkili olduğum insanlardan sürekli şikayet ederdim. İnsanlar yüzünden mutsuz olduğumu, insanların beni sertleştirdiğini, katı hale getirdiğini, artık insanların sevgi, merhamet, samimiyet hak etmediğini falan hikayeler üretirdim. Instagram'a da koyduğumda eminim çok iyi şeyler alırdım yani. Like'lar alırdım. Ve bir de bir türlü de arkadaşım olurdu. Ya işte hocam biz de böyle çok acı çektik falan. İşte insanlar kıymet bilmiyorlar diye. Birçok yanlış da bulurdu. Ben de egomu tatmin ederdim. Evet bak haklıyım. Bunları da paylaşıyorum falan diye. Bir sürü edebiyat üretirdim. Ama işte o tür edebiyatı üretemedim. Neden? Çünkü bir sahteliği fark ettim. Neyin üzerinden kendimi tanımladığımı, kendimi nerede konumlandırdığımı, yaşadığım acının kaynağının ne olduğunu, aslında kendi varlık ve değerimle ilgili bir sorgulama yapmam gerektiğini, bunu keşfetmem gerektiğini anladım. Aksi takdirde ne yapıyoruz? İşin kolayına kaçıyoruz. Kim beni seviyor? Kim bana ilgi gösteriyor? Kim bana değer veriyor? Kim bensiz yapamıyor? Kim benimle bir anlam buluyor? Kim bana bir
değer atfediyor. Bunlara bakmaya başlıyor. Yani imajinatif, sahte, yanıltıcı bir yerde kendi varlığını bulmaya çalışıyor. Sonra da diyorum ki bana kendimi iyi göstermedin diye karşımdaki insana kızıp bağırıyorum veya alınıyorum veya güceniyorum veya öfkeleniyorum. Bunu anne babanız da dahil arkadaşlar. Yani onlar da kendi psikolojilerini yaşıyorlar. Anneniz babanız size gereken objektif doğal geri bildirimi vermemiş olabilir. Siz de çocukluğunuzda evet acı, değersizlik, yetersizlik hissetmiş olabilirsiniz. Ama bu bir yere kadar mazur görülebilir. Ben yetişkin bir durumda, bir yetişkin bilincine sahipsem artık ben geçmişten gelen izleri, tortuları masaya koyup ayırmak zorundayım. Yoksa çocukluğumda yaşadığım olayların üzerinden benim üzerimde şekillenen yaraları kim tedavi eder araştırması yapmamalıyım. Kim içimdeki acıyı sonlandırabilir? Kim içimdeki değersizlik duygusunu ortadan kaldırabilir? Kim kendimi yetersiz hissetme halinden beni kurtarabilir? Bunun arayışı yanlış bir arayıştır. Kendini Tanrı'da bulmadan, bakın kendini kendinde, kendini Tanrı'da bulmadan asla insani ilişkilerde doğal dengenizi bulamazsınız. Önce kendinizi kendinizde bulacaksınız. Kendinizi Tanrı'da bulacaksınız. O zaman merkezinizde olmuş olursunuz. Aksi takdirde kendinizi başkasında bulmak arayışına ve sahte tuzağına düşürmüş olursunuz. O yüzden ilişkiler bizim neyin üzerinde çalışabileceğimizi bize gösteren imkanlardır. Bize iyi bir fotoğraf çekerler. Bizim psikolojik haritamızı deşifre ederler. Ama siz ilişkilerin tuzağına düşmeden bu sorgulamayı yapmalısınız. Yani ilişkimde bir problem oldu, acı çekiyorum. Neden? İşte ayrıldık, o böyle dedi, ben böyle dedim. O bana böyle yaptı, şöyle oldu. Böyle bakmayın. Bu aynanın siyah yüzüdür. Parmak yüzünü çevirin. Yani ben bu ilişkide niye böyle bir durum yaşadım? Önce ne yaşadım, ne hissettim, neler düşündüm? Sarsıldım mı? Yıkıldın mı? Kendini büyük bir hayal kırıklığıyla mı algıladın, tanımladın? Ne yaşadın, ne hissettin? Sonra bunlar bana ne gösteriyor? Bunlar bana ne anlatıyor? Eğer bu sorgulamayı yaparsak o zaman o ilişki, o ayrılık, o acı, ilişkilerimizde yaşadığımız olumsuzluklar bize çok iyi birer kılavuz olurlar. Ama tabii ki doğru bir şekilde kılavuz olmaları için de belli bir objektiflik içinde olmamız gerekir. Bunun için de ne yapmak gerekir? Bir, acının nedeni içimdedir. İki, olaylar benim ilgi alanım değil. Olayların üzerinden benim psikolojimde ortaya çıkan şeyler nelerdir? Yoksa beni bıraktı, beni görmezden geldi, yok saydı, şu oldu, bu oldu, bu değil. Bunlar bende ne oluşturdu? Ve bunlar bende bunları neden oluşturuyor? Mesela diyelim ki birinin tavrı bende neden bir yetersizlik hissi oluşturuyor? Diyelim ki eşim bana dedi ki sen çok çirkinsin. Tamam, bak bakalım nereye çarpıyor bunu. Ya işte bir insan eşine bunu der mi? Ya demez de ama demiş. Ne yapacağız şimdi? Değil mi? Seninle evleneceğime evlat deseydim daha iyiydi. Diyebilir.
değil mi? Diyebilir. O sende nereye çarpıyor? Sende ne uyandırıyor? Bunu eğer sorgularsak, böyle bir çözümleme, böyle bir sorgulama içinde olursak, o bizim kendi varlığımıza bir yolculuk anlamına gelir. İnanın o zaman hayatınızdaki size tırnak içinde acı çektiren bütün insanları gerçekten affedersiniz. Çünkü şunu anlarsınız, o da mağdur. Herkes mağdur. Yani üçkağıtçı da mağdur. Hani mağdur deyince aklınıza böyle boynu bükük mağdurlar gelmesin. Saf bilince sahiptir hocam. Evet, yani kendi varlığının farkında değil. Bir sahteliğin içinde, sahte bir şeye inanıyor. Sahte bir şeyin üzerinden kendini tanımlıyor. Bu bir mağduriyet değil mi? Kendini bilmiyor. Ama sen kendini bilmeyen bir insanın üzerinden kendini tanımlamaya çalışıyorsun. Burada neyle ilgilenmen gerekir? Asıl ilgilenmen gereken şey nedir? Kendinsin. O yüzden gerçek anlamda bu sorgulamayı yaparsak, o zaman hiç kimseye kızacak bir yer bulamayız. Çünkü kim ne yapıyorsa bilinçsiz bir şekilde yapmıştır. Korkularından, kibrinden, yetersizlik hissinden, bağımlılık halinden, herhangi bir psikolojik yarasından dolayı bunu yapıyor. Mesela bazı böyle çapkın erkekler görürsünüz. Çok mağdur insanlar aslında. Yani çapkın bir erkek mağdur bir insandır. Bir gün bunu çapkın bir erkeğe söyledim, bir durdu böyle. Dedim sen mağdur birisin. Çünkü tanıdığın hiçbir kadın, seni değerli gören hiçbir kadın, sendeki o değersizlik çukurunu dolduramıyor. Sendeki o değersizlik yarasını onaramıyor. Şimdi bu büyük bir mağduriyet değil mi? O yüzden biz yaralı, mağdur, kendini tam olarak tanıyamayan insanların aynasında kendimizi bulmaya çalışmamalıyız. Bu hem kendimize haksızlık, hem onlara bir haksızlıktır. Çünkü onlardan çok şey bekliyoruz. O zaten bunu yapamaz. Yani senin beklediğin şeyi onun veremeyeceğini anlamıyor olman senin hatan değil mi? Değil mi arkadaşlar? Yani sen bir manava bilezik satın almak için gider misin? Gitmezsin değil mi? Onda öyle bir şey yok ki sana onu versin. Bana kendimi değerli hissettir. Bana emin olun çok garip gelen bir şey. Kendi değerini bilmeyen bir insan bana kendi değerini hissettirir. Yani şunu sormam lazım. Buna çok mu ihtiyacın var? Niye buna bu kadar ihtiyacın var? Kendi değerini kendin algılayamıyor musun? Değil mi? İki, ben kendi kendimi gerçek anlamda tanımamışken nasıl birinden bana gerçek kendiliğimi yansıtmasını veya bunu fark etmesini bekleyebilirim? Kendi değerini bilmeyen bir insan senin değerini nasıl sana fark ettirebilir? Karşındaki insana da çok yükleniyorsun. Ama niye yükleniyorsun? Çünkü kendinin farkında değilsin. O yüzden ben bir insan bir ilişkisinden şikayet ediyorsa ben karşıdakini eleştirmem. İlişkinin içeriğine de bakmam. Önce o insan nerede duruyor, ona bakarım. Onu fark etmesi yönünde hatırlatmada bulunuyorum. Yani sen burada neredesin? Yani senin kendi varlığın nerede burada? Nasıl tanımlıyorsun bunu? Ben çok aşk acısı çekiyorum. Neden? Çünkü çok sevdim. Yanlış. Yanlış bir şey. Evet.
Şimdi bu kadar. Diğer tarafın duygularını kontrol edemezsiniz ki. Sonuç itibariyle o kendi dünyasında, siz kendi dünyanızda. Eğer siz kendi dünyanızda değerinizi bulmamışsanız ve bu taraftan değer getiriyorsanız mutlak o değer bir gün. Evet. Zaten o yüzden bakın bir insan niye ilişkisinin üzerine çok titrer veya çok odaklanır? Çünkü aslında karşısındaki insanı belli bir formata getirmeye çalışıyor. Yani telefon ediyor, bugün ayın kaçı? 14'ü. Hangi ay? Şubat. Sevgililer günü, bana bir şey almayacak mısın? Yani sonra da diyor ki, sana hatırlatınca sen hatırlıyorsun, bunun ne kıymeti var? Yani niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsun ki? Özür dilerim hocam, bir şey biraz önce bir metro ile gelirken bir tane kız, birisi ağlıyor, ben istemeyerek şey, diyor ki bana diyor öyle bir hediye aldı ki diyor, insan diyor hani bu kadar basit bir hediye alır, ben hediye üzerinden tanımlıyor, ağlıyor, ayrıldık diyor, öbürüz onu teselli etmeye çalışıyor, samimi olarak diyor, bugün bizzat şahit oldum mesela. Sen daha iyilerine layıksın falan diyor. Aynen yani. Evet. Aldığı hediyenin maddi değeri. Biz kendi varlığımızı hissetmeye layığız. Yani Yaradan'ın bizim varlığımıza koyduğu ilahi nitelikleri ve değerleri hatırlamaya layığız. O yüzden sözü son bir ayetle bitireyim. Onlar Allah'ı unuttu, Allah da onlara kendilerini unutturdu der. Bakın bu çok önemli bir şey. Belki başka bir zaman açarız. Varlığınızın kaynağında Allah var. O yüzden bunu hatırlayın. O zaman hiçbir ilişkiniz size problem oluşturmaz. Teşekkür ederim.